11 Haziran Salı TV100 Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Gelişmeleri aktaracağız, paylaşacağız. Bugün tarihi günlerden birini daha yaşadı Türk siyaseti. Gözü kulağı Türkiye'nin. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. CHP lideri Özgür Özel'e onun gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak bir iadeyi ziyarette bulundu bugün. İki lider ikinci kez bir araya geldiler. Son 40 günlük süreç içerisinde CHP lideri Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Sonrasında da aslında kapıya kadar eşlik etti kendisini, öyle uğurladı. Zirve 1,5 saat sürdü. Neler konuşuldu? Bu merak ediliyor. İki liderin görüşmesinin detaylarına bakacağız, kulis bilgilerine bakacağız ama az önce Ömer Çelik kameralar karşısına geçti, AK Parti sözcüsü, ve o 1,5 saatlik görüşmenin bazı nüanslarını, en azından konu başlıklarını özetlemiş oldu, bizlere açıklamış oldu. Öncelikli gündem maddesi CHP lideri Özgür Özel'in gündeminde başlıkları arasında en önemli konu aslında ekonomiydi. Keza tam tersi istikamette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öncelikli gündem başlığı aslında yeni anayasa. Yeni anayasa ve ekonomi. Az önce Ömer Çelik şu ifadeyi kullandı, o oldukça çarpıcı. Ekonomi konusunda istedikleri bilgiyi Mehmet Şimşek'ten alabilirler. Bu belki de normalleşme adımlarının ilerlemesi anlamında, yumuşamanın ilerlemesi, gelişmesi, diyalog sürecinin devam etmesi anlamında en önemli ifade. Detaylarına bakacağız. Bugün gün boyu Betül Aras ve Ozan Ulaş Caymaz bu süreci takip ettiler. Şimdi Betül Aras bizi CHP Genel Merkezi'nde bekliyor. Önce oradaki havayı, görüşme sonrasındaki son durumu, atmosferi, belki görüşmenin bazı nüanslarını, detaylarını alacağız. Sonra da AK Parti Genel Merkezi'ne gideceğiz. Betül. Aslında Osman, şu dakikalar itibarıyla Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri toplantı halindeler. O toplantının aslında bitmesini bekliyoruz biz. Çünkü şöyle bir durum vardı. Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyordu. O açıklama yapıldı. Yani ilk değerlendirmeler AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılması noktasında bir hassasiyet vardı burada. O nedenle biz şu an için hiçbir yetkiliyle görüşmedik, konuşmadık. Hepsi de zaten şu an itibarıyla toplantı halindeler. Tabii şu dakika itibariyle bana da bilgiler gelmeye başladı. Osman, hemen bakıyorum notlarıma. 1,5 saat sürdüğüne ilişkin bir görüşmeydi biliyorsunuz. Vatandaşın gündemini ilgilendiren pek çok konu başlığı ele alındı. Bu arada en sıcak bilgileri aktarıyorum şu an. Özgür Özel bu kapsamda asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenlere, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarının gündeme getirildiğine ilişkin, o görüşmede gündeme getirildiğine ilişkin şu an itibariyle sıcak kulis bilgisi geldi. Onu söyleyeyim. Ömer Çelik'in açıklaması bittikten sonra en sıcak bilgileri aktarıyorum CHP Genel Merkezi'nden. Özel'in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğu belirtildi o görüşmede. Adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla meclisin çalıştırılmasını teklif ettiği ifade edildi. Özgür Özel'in o görüşmede bu ifadeleri kullandı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu vurguladığı belirtildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde mali bir çalışma yapılması ve adaletsizliğin giderecek tedbirler alınması gerektiğini söyledi Özgür Özel o görüşmede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP'nin ekonomik kadrolarının adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebiyle bir araya geleceği konusunda mutabakata varıldı o görüşme sonrasında. Bu bilgiyi zaten Ömer Çelik vermişti. An itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden de bu bilgi geldi. Yine bana gelen bilgilere göre Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığı ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar tarafından. Bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğu belirtiliyor ve bu nedenle de bunun üzerinde durulması, temel konunun bu olması gerektiği ifade ediyor gelen kulis bilgisi. kurmaylar şunu da söylüyor. Emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak bu maliyetin sadece yoksullara yüklenmesinin, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesinin kabul etmediklerini vurguluyorlar. Bu görüşmede Özgür Özel'in de bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu cümlelerle söylediğini ifade ediyorlar. Yine kaynaklar yaşanan ekonomik sorunlardan mağdur olan toplum kesimlerinin yanlış politikalar nedeniyle daha fazla ezdirilmemesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını, bunun da yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ve bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaların yapılması gerektiğini Özgür Özel'in bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını ifade ediyorlar. Yine Özgür Özel'in gelen bilgilere göre, kulis bilgilerine göre, kaynakların verdiği bilgiye göre Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Emine Şenyaşar davalarındaki adalet taleplerini ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması noktasında o konunun da görüşmede gündeme geldiğini ifade ediyorlar. Bunun altını çizelim. Özel'in görüşmede yeni anayasa konusu noktasında da bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a o 1,5 saatlik süren görüşmede aktardığını ifade ediyorlar. Aslında baktığımızda zaman en önemli konu başlıklarından biri de görüşmede Özgür Özel'in vurgu yaptığı konu başlıklarından biri de vergide gelir adaleti. Bunu üstüne basa basa Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediğini ifade ediyor. An itibariyle gelen kulis bilgisi de bu yöndeydi. Elbette daha detaylarıyla konuşacağız ancak şunu söyleyeyim bir kez daha Osman, Özgür Özel kurmaylarıyla, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı halinde, o toplantı bittikten sonra da bir açıklama gelebilir. Bunun da altını çizelim. Parti sözcüsü Deniz Yücel tarafından bir açıklama gelebilir. Ancak bize an itibariyle gelen kulis bilgilerini aktarmaya çalıştım diyeyim ve sözü şimdilik sana bırakayım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Peki Betül, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezdeki hareketliliği bize aktardı, özetledi. Kurmaylarıyla bir araya geldi CHP lideri Özgür Özel. Belki ilerleyen dakikalarda o görüşme, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin değerlendirmesi sonrasında kamuoyuna da bir açıklama gelebilir. CHP sözcüsü Deniz Yücel tarafından bu açıklamanın yapılması beklentisi hakim hava olarak gözüküyor. Tabii birçok konu masaya yatırılıyor, konuşuluyor. Ekonomik tablo, keza yargıdaki bu sürüncemeli durumlar, kayyum meselesi ve bunun dışında tabii ki birçok konu başlığı da var. Keza yeni anayasa görüşmeleri de. Şimdi AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gidelim. Ozan Ulaş Caymaz bizi bekliyor. Dakikalar öncesinde aslında bir açıklama geldi AK Parti kanadından. Pek de ser verip sır verilmedi. Konuların böyle üzerinden üstünkörü geçildi ama nelerin konuşulduğu paylaşıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bazı hususlara değindi. Bir uzlaşı var mı? Net bir şekilde bu ifade edilmiyor. Çünkü birçok konu başlığı var ama detayları neler? Senden biraz dinleyelim bunu Ozan. Nasıl geçmiş o görüşme? Oradaki hava nasıl? Nasıl değerlendiriyorlar bu görüşmeyi? Diyalog sürecinin devam etmesini iki tarafta istiyor ama sen neler görüyorsun? Osman Kenan Çapoğlu, aslında aktardığınız gibi Ömer Çelik konu başlıklarını verdi. Mutabakata üstüne değinmedi ancak yapılan açıklamada çok net ifade edilen konu şu: sağlanan mutabakat önümüzdeki günlerde AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında hem liderler bazında hem de kabine ve genel başkan yardımcıları düzeyinde bu siyasi diyaloğun sürdürüleceği anlamında bir ifade ortaya çıktı. Zaten 2 Mayıs'ta yapılan görüşmenin ardından siyasi diyalog kanallarının açık tutulması yönünde bir karar alınmış ve iadeyi ziyarette bugün itibariyle gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde aslında hem parti kurmaylarının hem de genel başkanlar düzeyinde bu diyaloğun sürdürülmesi, Türkiye'de siyasetin normalleşmesi ve yumuşaması açısından iki partinin de bu görüşmelere sıcak baktığı mesajı verildi. Tabii ekonomiden siyasete, iç ve dış politikanın konuşulacağını biliyorduk. Bunlardan en çok dikkat çeken elbette başta ekonomi, ardından hukuk oldu. Aslında Ömer Çelik açıklamasının en sonunda belirtti hukuk ve yargı konularını, ancak önemli bir satır başı mesajı da vardı. Hukuk konusu konuşulurken elbette Sinan Ateş davası önümüzdeki ay başlayacak. 1 Temmuz itibariyle başlayacak ve bu görüşme, bu dava öncesinde kritik bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecekti. Bu görüşmenin tarihi ne zaman olacak? Bugün, yarın deniliyordu. Ömer Çelik bunun da bilgisini paylaştı. O görüşme şu dakikalar itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor ve yaklaşık 40 dakikadır da bu görüşmenin devam ettiği bilgisini paylaştı. Ayşe Ateş Özgür Özel'le görüşmüştü, CHP Genel Başkanı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini ancak tarihin net olmadığını ifade etmişti. O görüşmede şu dakika itibariyle devam ediyor. Tabii yalnızca o değil, diğer hukuki meselelerde Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette işte Gezi davası tutukluları, Osman Kavala, ahim kararları, pek çok yargı ve hukukla ilgili meseleyi AK Parti Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemişti. Bugün gerçekleşen görüşmede de yine bir gündem maddesi olarak değerlendirildi. Ömer Çelik yalnızca bu kısmıyla bilgi paylaştı. Ekonomiyle de ilgili elbette Özgür Özel'in emekliler, asgari ücret ve diğer meselelerde ekonomide spesifik konu başlıklarını detaylarıyla talep ve istek bir görüşme olarak sunacağı bilgisi elimizdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu taleplere popülist ve vaadist yaklaşılmaması gerektiği, yani siyasetin bir vaat yarışı olarak ekonominin kullanılmaması gerektiğine, realist yaklaşılması gerektiğine vurgu yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le istenildiği takdirde bilgi alışveriş için görüşülebileceğini söylediğini anlattı Ömer Çelik. Zaten daha önceki günlerde de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili yetkililerle Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri görüşmelerini yapıyordu. Bilgi alışverişinde bulunabilmek adına. Bu da aslında yeni. 2 Mayıs'taki görüşmenin ardından böyle bir süreç başlamıştı. Önümüzdeki günlerde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiyle ilgili başlıkları değerlendirmek ve bilgi alışverişi için görüşebileceklerini vurguladı. Ekonominin yanı sıra tabii dış politikanın da önemli bir gündem maddesi olacağını biliyorduk. Özellikle terörle mücadele kapsamında. Gazze bir kez daha bugün gündeme geldi. Filistin'le ilgili ortak tutum üzerinden her iki partinin de zaten ortak hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda bir ortak hareket etme, belki meclis çalışmaları yönünden de ortak hareket etme konusunda mutabakat sağlandığı yine belirtildi. Terörle mücadele noktasında da özellikle PKK ile mücadele ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin tavrı ve ABD İslam düşmanlığı, İslamofobi ile karşı mücadelede Türkiye'nin tüm siyasi partileriyle tek bütün olarak mücadele etmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgu yaptığını anlattı Ömer Çelik. Burada önemli bir not daha var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i de davet ettiğini söyledi Ömer Çelik. Bu da önemli bir bilgi. İkili bu süreçte 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde ve bugün iadeyi ziyaret için bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde tabii Cumhuriyet Halk Partisi değerlendirmesini yaptıktan sonra karar verilecek denildi. 3. randevu Kıbrıs'ta 50. yıl dönümünde, Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde olması muhtemel. Yakından takip edilen ve merak edilen bir konunun daha konuşulduğu ifade edildi. Bu da kayyum meselesi elbette. Kayyum meselesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrının net olduğu biliniyor. AK Parti'de de keza öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının net olduğu biliniyor. Bugün bir kez daha bu konu gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahkemelerin işine karışılmaması yönünde bir tavrı bir kez daha orada yinelediğini belirtti ve şu cümleleri aslında söyledi. Spesifik olarak herhangi bir partiye bakılmadığını, hangi parti olursa olsun milletin verdiği yetkiyi yine millet için kullanan tüm partilere desteğimizi sürdüreceğini ancak milletten aldığı desteği teröre emanet edenlere de hukukun gerekli hamleleri yapacağını belirttiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha burada bu konuyla ilgili net tavrı belirtildi. Yeni görüşmeler ne zaman olacak? Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü haricinde bir randevulaşma var mı? Ömer Çelik'e soruldu. Bununla ilgili bir randevulaşma olmadığını ancak kapıların artık açıldığını söyledi Ömer Çelik. 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bugün itibariyle 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bu görüşmenin ardından artık ihtiyaç duyulan her zaman bu görüşmeler gerçekleşebilinir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya da CHP lideri Özgür Özel'den ne zaman ihtiyaç duyulursa bir randevulaşmayla artık yeni görüşmelere de kapıların açık olduğu söylendi. Aslında yayının başına dönersek Osman Kenan Çapoğlu, evet çoğu madde konuşulduğu üstünden bilgiler var. Hangi maddeler konuşuldu, ne gibi tutum takınıldı ama çoğunda bir mutabakat sağlanıp sağlanmadığı elimizde değil. Ancak artık Ömer Çelik'in açıklamasıyla, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıyla şu net bir şekilde ifade edildi. Mutabakat sağlanan bir konu varsa o da her iki partinin de bundan sonra diyalog kanallarını açık tutacağı ve Türkiye'de siyasetin normalleşmesi, siyasetin kutuplaştırmak yerine normalleşme ve yumuşama adımlarını hep birlikte atmak için gayret göstereceği yönündeydi Osman Kenan Çapoğlu. Peki. Ozan Ulaş Caymaz'a teşekkür edelim. AK Parti'deki son gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesi sonrası ortaya çıkan tabloyu bize özetledi. Aslında iki liderin de elinde, çantasında çok farklı argümanlar var. Bu konuları konuşuyorlar, değerlendiriyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Fakat herhangi bir uzlaşıya anladığımız kadarıyla herhangi bir hususta varılabilmiş değil. Ama iki tarafta diyaloğun devam ettirilmesi ve belki de Türkiye'nin hem iç hem de dış politikasına ilişkin yol haritasını en azından birlikte o yol yürünmese de ortak bir uzlaşıda, asgari müşterekte bulunma anlamında bir yola evirme adımını yeniden atmış gibi gözüküyor. Tabii siyasi aranada bu oldukça umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu nezdinde de öyle, önümüzdeki süreçte belki de bazı başlıklar arasında bir uzlaşı da sağlanacak. Bunu da net bir şekilde görmüş olacağız. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'le yaptığı görüşme vardı. Sadece o yoktu, birçok başlık vardı. İkili görüşmelerin çarpıtılmasını ibretle takip ettiklerini söyledi. Çünkü Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Bu da gayet doğaldır şerhini düştü oraya. Keza bugün Sinan Ateş'in eşiyle yaptığı görüşmeye istinaden de aynı ifadeyi kullanıyor. Keza Erdoğan Özgür Özel görüşmesi içinde aynı ifadeyi kullanıyor. Ayrıca siyasette bir tartışma var biliyorsunuz. Kayyum tartışması. Özgür Özel'le aralarında bir polemik haline geldi o tartışma. Bir kavgaya dönüştü neredeyse. Yine sert sözlerle değindi o sürece ilişkin MHP lideri. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir. Herkesle konuşabilir. Herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Meral Akşener'le olan görüşmesini bu sözlerle değerlendirdi. İkili görüşmelerin çarpıtılmasını ibretle takip ettiklerini söyledi. İki kişi arasında geçen bir konuşmanın sanki not alan kalabalık bir dinleyici güruhu varmışçasına takdim edilmesi, normalleşme bekleyen malum zihniyetlerin basit kurnazlığından başka bir şey değildir. Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Sadece maşayı değil, tutan ve tutturan elleri de görebilmeliyiz. Hakkari Belediye Başkanı'nın terör suçundan görevden alınmasıyla başlayan siyasette kayyum tartışması da gündemindeydi Bahçeli'nin. Sandıktan çıkan oylar ihanetin barınağı ve koruyanı sayılamaz. Teröristlerin belediyelerde cirit atmalarına göz mü yumulsaydı? DEM Parti Milletvekili Vezir Coşkun Parlağ'ın Hakkari valisine yönelik "sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" sözlerine ateş püskürdü. Kaymakamımızın sokakta önünü kesecek, dolaşmasını engelleyecek, henüz güneş görmemiş ve göremeyecek böylesi bir alçağın varlığına hiç kimse şahit olamayacak. Bu milletvekili müsveddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasına, devletten maaş almalarına nereye kadar katlanalım? MHP lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de kayyum tartışmaları üzerinden tepki gösterdi. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavgaya gireceksek Özgür Bey rahat olsun, korkmasın, tırsmasın, baksın işine. O bizim klasmanımızda da, kalibremizde de, ağırlığımızda da değildir. Ve Suriyeli sığınmacılar konusu. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır. Evet, siyasette sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Son dakika gelişmelerinden bir tanesi de Meral Akşener'den geldi. X hesabından 2 sayfalık bir basın açıklaması var. Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yönelik de bir yanıt vermiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmeyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bunlara da yanıt vermiş. Ofis tuttuğuna ilişkin iddialar söz konusuydu. Ofisim yok diyor. Öyle bir girişimde de bulunursam, ya siyasete atılmak gibi ya da kendime ofis kurup siyaseti dizayn etmek gibi, bundan da herkesin bilgisi olur demiş. Bu 2 sayfalık metinde birçok açıklaması var. Birazdan daha detaylı bunları konuşuruz ama şu ifade önemli. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına yargıya intikal etmiş, bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yargı sürecindeki bir duruma ilişkin talepleri olduğuna dair iddialar vardı. Bazı gazeteciler bu iddiaları ortaya atmıştı. Buna yanıt veriyor. Ve şöyle de devam etmiş. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır diyor. Meral Akşener ilk sayfada dikkat çekici ifadeler bu şekilde. Hemen bir sonraki sayfaya da göz atmış olalım. Orada neler söylemiş. Bu bağlamda hakkımda daha fazla dedikodu, yine son cümlelerini ifade ediyorum. Hakkımda daha fazla dedikodu ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesi, şimdiye kadar bu yayın nedeniyle yanlış bilgilendirilen milletimizin ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu öğrenmesi için bu açıklamamın da tekziben yayınlanmasını rica ederim demiş Meral Akşener değerli izleyenler. Tabii o ofis iddiası ile ilgili de bir açıklaması var. Onu da daha detaylı paylaşmış olalım. İYİ Parti eski lideri Meral Akşener Çankaya'da meclise çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada 2. katta ofis tuttu. İddiadan bahsetmiş öncelikli olarak. Taşınma bugün başladı. Bu paylaşım sosyal medyada bir bilgi kirliliği yaratmıştır diyor. Gerçek dışı bir paylaşımdır diyor. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri de aydınlatmak isterim demiş. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunu da kamuoyuyla paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım diyor Meral Akşener. Kendisiyle ilgili özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra ortaya atılan iddialara yanıt vermiş. 2 sayfalık bir basın açıklamasıyla bu son dakika gelişmesinde aktarmış olalım değerli izleyenler. Siyasi arenada hareketlilik durmuyor. Yumuşama, normalleşme adımları bir yandan atılıyor, bir yandan da başka iddialara yanıtlar sert bir şekilde geliyor. Bir tarafta normalleşme, yumuşama var, bir tarafta da oldukça sert bir hava hakim. Bakalım neler olacak bundan sonraki süreçte. İsrail ordusu, biliyorsunuz dün de bahsettik bu husustan, katliamlarına devam ediyor. 4 rehineyi kurtarmak için 274 sivil ve 3 de kendi rehinelerinin ölümüne neden oldular. Biz hep konuşmuştuk bu süreç içerisinde. Hannibal protokolünü İsrail eninde sonunda, önünde sonunda uygulayacak diye, zaman zaman uygulayabilir diye. Nedir o Hannibal protokolü? Kaçanı da, kaçırılanı da öldür. Yani bu felsefeyle yola çıktıkları için 4 kişiyi kurtarmak uğruna hem kendi 3 rehinelerinin ölümüne neden oldular, hem de 274 kişiyi, ki onların çoğu çocuk ve kadın, 274 sivilin kanı var ellerinde. Daha önceki bilançoyu da ortaya koyduğumuzda rakamlar 50.000'i buldu. Şimdi katliamcılar bunları bir gövde gösterisi olarak değerlendiriyorlar ki o anların görüntülerini yayınladılar. İsrail Yamam ekibinin kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüler var. Çatışma anları ve rehinelerin İsrail askerlerini karşılarında ilk kez gördürdükleri saniyeler de var orada. O çarpıcı anları bir izleyelim. Önce tüm bölgeyi bombaladılar. Neredeyse taş üstünde taş bırakmadılar. Ardından kurşun saçarak geldiler. Rehineleri alıp gittiler. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet ve Ulusal Terörle Mücadele Birimi Yamam, cumartesi günü Nusayrat kampında 4 İsrailli rehineyi kurtarma operasyonunun detaylarını ve görüntülerini paylaştı. İsrail operasyon öncesinde Hamas'ın savunmasını azaltmak için aldatma taktiği uyguladı. Bureyj, Nuseyrat'ın ve Der El Belah'ın doğusunda büyük bir operasyon başlattı. Ardından rehinelerin bulunduğu noktaya yöneldiler. Özel donanımlı Yamam ekibi ateş ederek Filistinli Abdullah Al-Cemal'ın evine girdi. Askerler rehine Almog Meyurjan, Andrei Kozlov ve Sihlomi Zivi bir odada sinmiş. Rehinelere ulaştıklarını anlatan Şimbet ve Yamam askerleri bu kez de sakinleştirmeye çalıştı. O anlarda da silah sesleri susmadı. Katliamcılar geldikleri gibi kurşun saçarak rehineleri evden çıkarttı. Rehinelerin helikopterdeki görüntüleri de İsrail askerleri tarafından servis edildi. Rehinelerin Tel Aviv'e farklı bir helikopterle getirildiği belirtiliyor. İsrail operasyona o sırada Hamas tarafından öldürülen Armon Zmora'nın adı verildiğini not düştü. İsrail'in saldırıları dolayısıyla aslında herkesin gözü Gazze'de, katliamlarda, sivillerin katledilmesinde, fakat sadece Gazze'de bu süreç yaşanmıyor. İsrail Batı Şeria'da da aslında baktığınızda terör estiriyor. Orantısız güç kullanıyor. İşkence var. O ele geçirilen Filistinlilerin, gözaltına alınan Filistinlilerin nerede, nasıl şartlarda oldukları belli değil. 15 yaşında bir çocuk vuruldu. Gözaltında kelepçe takılan bir çocuğun ağladığı anlar dünyayı ayağa kaldırdı. Bölgeden dehşet dolu görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail ordusu aslında Batı Şeria'da da sistematik olarak hem tutuklama gerçekleştiriyor hem de baskınlar düzenliyor. İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcileri Batı Şeria'da terör estiriyor. İsrail, Gazze'deki katliamlarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da saldırılar düzenliyor. Burası Cenin. İşgal ordusu motosikletli 3 Filistinli genci katletti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İsrail geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'daki El Fara mülteci kampına gece baskın düzenledi. O saldırılarda 15 yaşındaki Mahmud Nabrisi'nin bulunduğu otomobil kurşunlandı. Ardından İsrail askerleri aracı ateşe verdi. La ilahe illallah! La ilahe illallah! Bu şehit Habibullah! Bu şehit Habibullah! İsrail baskınlarda masum çocukları da tutukluyor. Bu Filistinli çocuk henüz 12 yaşında. İsrail polisi yolda önce onu durdurdu, ardından şiddet uyguladı. Batı Şerialı çocuk İsrail askerleri tarafından durduk yere tutuklandı. Kelepçelenen çocuğun ağladığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Tutuklanan gençler ve çocuklar ya gözü ya da eli ayağı bağlanarak ana yola bırakılıyor. İsrail, Batı Şeria'daki tüm kentleri bombalayıp harap etti. Yasa dışı Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait tarım ve yeşil alanları ateşe veriyor, araçlarını kundaklıyor. Avrupa şokta, aslında bakarsanız tüm dünya şokta, çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde radikal sağ partilerin yükselişi oldukça herkesi tedirgin edecek cinsten bir noktaya tırmandı. 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Demokrasinin ve özgürlüğün kalesi Almanya ve Fransa'da ciddi bir endişe hakim. Öyle ki Fransa'da Macron seçimin yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Feshetti meclisi. Bugün seçim olsa peki nasıl bir tablo olacak? Hem Fransa'da hem de Almanya'da aslında çok da farklı olmayacak Avrupa Parlamentosu'ndaki karardan. Fransa ve Almanya'da iktidar aşırı sağcıların eline geçiyor net bir şekilde. Aşırı sağ atağa kalktı. Hristiyan demokratlar desteğini korudu. Sosyalistler ve yeşillerse geriledi. Avrupa tam anlamıyla karıştı. Maybe give your name and your media. Doğrudan halk tarafından karar verilen Avrupa Parlamentosu seçimleri 27 ülkede birden yapıldı. Sonuçlar sadece Avrupa'da değil, dünyada şaşkınlık yarattı. Nedeni ise aşırı sağın önlenemez yükselişi. 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğun elde edilmesi için 361 koltuk gerekiyor. Fakat hiçbir parti buna ulaşamadı. Aşırı sağ partiler 131 sandalye elde ederken henüz grubu belli olmayan ve aşırı sağ grupların vekil sayısı ise 98 oldu. Irkçı görüşlerin yükselmesinin en büyük nedeni Avrupa'nın birçok ülkesine yönelik düzensiz göçmen akışı. Kaçak göçmenlerin büyük sorunlara neden olduğu İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Hollanda'da halkın öfkesi büyük. Bu nedenle de sınırların güvenliğini garanti eden aşırı sağ partilere sempati de büyüdü. Fransa'da Marine Le Pen'in liderliğindeki Radikal Sağcı Ulusal Birlik Partisi açık ara farkla ilk sırayı aldı. Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'sa ikinci oldu. Macron seçim sonuçlarını korkutucu olarak değerlendirdi, erken seçim kararını duyurdu. Fransa'da sadece siyasetçiler değil, milliyetçiler de hedef tahtasında. Sol gruplara kaçak göçmenler ve azınlık kuruluşları da destek veriyor. Halk arasında da huzursuzluklar başladı. Ülke iç savaşın eşiğine geldi, yorumları bile yapılıyor. Almanya'da Fransa'dan farksız. Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ağır darbe aldı. Gücünü pekiştiren radikal sağcı liderse İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri Partisi %27,7'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İspanya 62 vekille Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra parlamentoya en fazla milletvekili gönderen bir diğer ülke oldu. Sonuçlar Avrupa'yı hem korkuttu hem de ayaklandırdı. Ana akım medya neredeyse başka konu işlemiyor. Analistlere göre Avrupa'nın alışık olmadığı hayat pahalılığı, göç ve yeşil dönüşümün maliyetleri endişeyi körüklüyor. Aşırı sağ ve popülist partiler toplumdaki bu korkuyu kullandı. Buna ek olarak da Ukrayna Savaşı'nın da sonuçlara etki ettiği düşünülüyor. İstanbul'da Beykoz'da bir huzur evinde kimsede huzur kalmadı. Vicdansız bir huzur evi çalışanı yaşlılara eziyet etti. Skandal görüntüler var, gelecek ekrana. O görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında gözaltına alındı ve tutuklandı. Tokat attı, eziyet etti. İstanbul Beykoz'da bir huzur evinde yürekleri sızlatan görüntüler kaydedildi. Bir hasta bakıcı huzur evinde kalan 3 kişiye dakikalarca şiddet uyguladı. O anlara ilişkin görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi, sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Beykoz Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İnceleme sonucu eziyet eden kişinin huzurevi görevlisi olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edilen bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da olaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecinde yakın takipçisi olacağız denildi. Antalya'daki teleferik faciasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 174 kişi de saatlerce havada mahsur kalmıştı. 5'i tutuklu 12 sanık bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Savunma yaptılar. 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor o tutuklu sanıkların. O sanıklardan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz kendisinin yönetici olduğu dönemde tüm bakımların yapıldığını dile getirdi. Mahkeme heyeti Kocagöz'e adli kontrolle tahliye kararı verdi. Allah'ım. Efendim çok geçmiş olsun. Tamam sakin ol. Saatlerce asılı kaldılar. Dehşeti havada yaşadılar. Kurtarma çalışmaları tam 23 saat sürdü. Tam bir faciaydı. Çok zor, anlatılmaz bir şeydi yani. Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları ilk kez hakim karşısındaydı. 6. ağır cezada görülen duruşma sabah başladı. İlk söz teleferiğin işletmesinden sorumlu şirketin genel müdür vekili Ahmet Buğra Samsunlu'ya verildi. Teleferiğin bakımında uzman şirketten destek aldıklarını söyledi. O şirkete işaret etti. Bakım şirketi sahibi Serdar Tezcansa önce yetkisiz personel çalıştırdığı iddialarını reddetti. Teleferik için Anet firmasına 156 kalemlik bir bakım listesi hazırladıklarını, yalnızca 19 kalem için dönüş aldıklarını söyledi. Dikkat çeken bir ifadede şirkette tekniker olan tutuklu sanık Özgür Ermiş'ten geldi. Ermiş 3 aylık bakımın 14 günde bitmesi yönünde üstlerinden talimat aldıklarını, 15. günde teleferiğin açılması gerektiğini belirttiklerini söyledi. Facia anında teleferiği durdurup yeniden çalıştıran tesis amiri Serkan Yerlice de bunu yangın ihtimalinden dolayı yaptığını söyledi. Yerel seçimlerde Kepez'den aday olunca Anet şirketinin genel müdürlüğünden istifa eden tutuklu belediye başkanı Mesut Kocagöz de suçlamaları reddetti. Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 Aralık 2023 öncesinde istifa ettim. Görevde olduğum dönemde ağır bakımların hepsi yapıldı. Benim dönemimde bir kişinin dahi burnu kanamadı. 35 yıldır memurum. Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmamıştır. Mahkeme heyeti sanık Kocagöz'ün adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliyesine, diğer 4 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi. Yüksekkar Vadi ile aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyor malumunuz Seçil Erzan. Dava süreci hala devam ediyor. Kendisi savcılığa başvurdu. Milyon dolarlarını aldığı Arda Turan'dan küfrettiği için şikayetçi oldu. Seçil Erzan sloganları atılınca sinirlenen Arda Turan taraftarlara küfretti. Seçil Erzan'sa bana hakaret etti dedi, savcılığa başvurdu. Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Erzan dolandırdığı isimlerden biri olan Arda Turan'dan şikayetçi oldu. Bodrumspor ve Eyüpspor arasında geçtiğimiz Mart ayında oynanan maçta Bodrumspor taraftarları Seçil Erzan sloganları attı, ortam gerildi. Maça 15 dakika ara verildi. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan çileden çıktı, öfkelendi, küfür etti. Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Seçil Erzan harekete geçti. Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulundu. Turan'ın kendisine hakaret ve küfrettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine Turan hakkında soruşturma başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Bayrampaşa İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazarak Turan'ın ifadesinin alınması için talimat verdi. Doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktasıydı. Antalya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Olimpos'ta Kadir'in ağaç evleri. Alevlere teslim olduğu cennet köşesinde tatil yapanlar bir anda cehennemi yaşadılar. Hem çalışanlar hem de müşteriler büyük bir tehlike atlattı. Alevler gökyüzüne kadar yükseldi. Ekipler seferber oldu. Yangın Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olimpos'ta çıktı. Milli Park içindeki Kadir'in ağaç evleri cayır cayır yandı. Kadir'in ağaç evleri yıllardır yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyordu. Alanın içinde 100 bungalov, 10 kabin ve ağaçlardan oluşan evler yer alıyordu. Özellikle sırt çantasıyla seyahate çıkan turistlerin uğrak noktası olmuştu. Tesis müşterilerle doluyken gece saatlerinde yangın başladı. Uykudaydım, kaldırdılar, 3 civarlarında oldu ama tabii yetişemedik, yani itfaiye geldi ama yani yangınla baş etmek kolay değil. Neyse ki bir can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenenler oldu. İtfaiye ekipleri göğe kadar yükselen alevlerle 4 saat mücadele etti. Yangın söndürüldü. Meşhur tesis yıllar önce de yine bir yangında küle dönmüş, yeniden inşa edilmişti. Bu yangında da tamamen küle döndü. Ona diyecek bir şey yok. Kimsenin burnu kanamadı. Ona şükrederiz. Malımıza geldi. Kimsenin canı yanmadı. Siyasetin bile en çok konuşulan gündemi ekonomi. Ekonomiyle devam edeceğiz şimdi. Doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. O düzenleme geldiği takdirde dar gelirlinin yüzü bir nebze olsun gülecek. Çünkü doğalgazda gelire göre tarife belirlenecek. Ne demek oluyor? Düşük geliri olan düşük tarifeden ücretlendirilecek ve öyle doğalgazı ödeyecek. Yüksek geliri varsa şayet o kişinin, o vatandaşın, o zaman da yüksek tarife üzerinden doğalgazı ödeyecek. Doğalgaz faturalarında gelire göre tarife sistemi mi geliyor? Doğalgazda fatura desteği için düğmeye basıldı. Düşük gelirli, düşük tarifeden ücretlendirilecek. Hanelere 25 metreküp doğalgaz desteğinin sona ermesinin ardından hükümet yeni bir fatura destek programı üzerinde çalışıyor. Sosyal tarife ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacak. Burada tabii öncelikle hane içi geliri düşük olan, sabit dar gelirli, sabit orta gelirli ve düşük gelirli grupların burada öncelikle daha az fatura ödemesine yönelik bazı önlemler alınacaktır. Şu anda yapılacak yöntem düşük gelire sahip hanelerin doğalgaz faturasının belli bir kısmının devlet tarafından karşılanması yönünde. Buna ilişkin çalışma başlatıldı. Düzenleme ile birlikte yeni bir tarife sisteminin gelmesi de planlanıyor. Böylece düşük geliri olanlar düşük tarifeden, yüksek geliri olanlarsa yüksek tarifeden fiyatlandırılacak. Hane içi gelir tespit edilecek ilk başta. Zaten devletimiz bunu belli düzeylerde başvuranlar için yapmış durumda. Toplumun tüm kesiminin hane içi geliri burada ölçülecektir ya da başvuranların belli bir skala yapılacaktır. Bu skalayla birlikte yani bir baremlendirme yapılacak. Bu baremlerde en düşük gruba daha fazla destek, orta gruba daha az destek, daha yüksek gruba çok daha az destek şeklinde bu yapılacaktır. Bu uygulamayla sabit dar gelirli ve orta gelirlinin alım gücünün arttırılması hedefleniyor. Herkesin hayalinde emekli olmak var ama Türkiye'de emeklilere maaş yetmiyor. Tablo ortada. Geçinemeyen yaşlı nüfusta haliyle iş arayışına girdi. İşkur verilerine baktığımızda o tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaklaşık 30 bin yaşlı iş bekliyor. ...11 lira parayla nasıl geçinilecek? Ben de çalışıyorum. Yetmeye ki. Geçinemiyorum. Ne aldığım para, dün de ne aldığımız para, vallahi şurada aldım emekli maaşı, eve gidene kadar bitti 3.000 lira. Artan enflasyon ve alım gücündeki düşüş en çok emeklileri vurdu. Geçinemeyen emekli çalışmak zorunda kalıyor. İşkur verilerine göre 60 ve üzeri yaştaki 30 bin emekli İşkur'da iş sırası bekliyor. İşkur verilerine göre 2023 Nisan ayında 60 ve üzeri yaşta 20.905 kişi iş beklerken bu yıl sayı 27.937'ye yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ise 60 ve üzeri yaştaki 5.953 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirildi. Şartlar mecbur ediyor çünkü başka alternatifi yok. Ne yapabilir yani? Hırsızlık mı yapalım? Haşa, yapamayız. Çalışıyordum, çalıştım 4 hafta. Daha kötü oldum, fenalaştım. Fenalaşınca işi bırakmak zorunda kaldım. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17'si SGK'ya kayıtlı olarak çalışıyor. Ben tek çalışırdım, çocuklarım okurdu, kiramı verirdim. Efendime söyleyeyim, anneme babama para gönderirdim memlekete. Bir de daire alırdık. Ama şimdi daireyi bırak, arabanın tekerine bile alma şansımız yok. Vallahi yok ya. Doğru konuşmak lazım yani. Şimdi insanlar zor durumda bak. Hep hırsızlık var. 13 bin lira maaş alıyor. Kira da vermiyoruz. Alamıyoruz. Geçim ağır. Kolay değil. Elektrik var, su var, kirası var. Altın her dönem, her yıl rüştünü ispat ediyor. En karlı yatırım araçları arasında rekor kırıyor. Bu net. Hep de söylenir zaten güvenli liman diye. Peki altın yatırımını nasıl yapmak gerekiyor? Bankadan almak mı daha karlı yoksa çarşıya gidip fiziki olarak almak mı? Muhabirimiz Gülay Alaca araştırdı ve hepsini de kalem kalem hesapladı. İşte ortaya çıkan tablo. kısa vadede biraz daha zarar etmesinde etkili olabiliyor. Bankadaki alım satım arasında makas artıyor. Fiziki altın saklamakta kolay olmuyor. Üstüne bir de kasa kiralamak gerekiyor. Peki kar zarar hesaplamasında ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Borsa mı, döviz mi, mevduat faizi mi ya da altın mı? Hepsi nihayetinde bir yatırım aracı. Bazıları riskli, bazıları güvenli liman. Altın işte buradaki ilk liman. Geçen senede en çok kar ettiren yatırım aracı altın oldu. Ancak buradaki asıl soru şu: altını nereden almalı? Bankada bir alım yapıldığı zaman marjlar dolayısıyla aradaki fark yatırımcıların kısa vadede biraz daha zarar etmesinde etkili olabiliyor. Kapalı çarşıda alındığında ise bu alım satım farkı fazla büyük olmadığından dolayı yatırımcılar bu varsayım altında bankaya nazaran daha düşük bir spread ödemek zorunda kalıyor. Peki serbest piyasadan alınan altınla bankadaki altın arasında nasıl bir fiyat farkı var? Şimdi diyelim ki sizin elinizde 30 gramlık bir külçe altın var ve siz bunu kapalı çarşıya götürüp sattığınızda size gramı için verilecek olan para bugün 2440 lira. Yani size verilecek toplam tutar 73.500 lira. Ancak sizin bu altın elinizde değil de banka yoluyla hesabınızda durduğunu varsayarsak size bankanın 1 gram için vereceği ücret 2300 lira. Bu da toplamında 69 bin lira ediyor. Yani fiziki altını 73.500 liraya satarken bankadan aldığınız altını ise 69 bin liradan satmış oluyorsunuz. Burada tabii ki baktığımız noktalardan bir tanesi de fiziki olarak altın yatırımında bulunan yatırımcıların bu altını saklama konusundaki almış olduğu risk. Yani fiziki altın almak her zaman daha karlı. Ancak burada da şöyle bir sorun var ki o altını saklayabilmek. İşte altını fiziki bir şekilde alanların bazıları kasa kiralıyorlar. Kasaların yıllık ücreti de 5000 lira. Yani siz bu durumda kar ederken bir taraftan da kasaya para ödemiş oluyorsunuz. Peki kar zarara baktığımızda ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Sizin kazancınız burada 73.500 lira. Kasa fiyatını düştüğünüzde kazancınız 68.500'e geliyor. Yani bu durumda aslında bankadan altın almak daha karlı oluyor. Ancak aldığınız kasaya bir değil de birkaç tane külçe altın koyarsanız bu durumda fiziki altın size daha fazla kazandırıyor. Ancak son günlerde bankalarda kasa bulmakta kolay olmuyor. Yeni açılan şubelerde bile kasalar kısa sürede doluyor. Kasa bulmak zor ama külçe altın bulup içine koymak kasayı bulduktan sonra kolay mı? O da bir merak konusu oldu şimdi benim gözümde. Birkaç tane külçe altın koyabiliyorsanız o kasanın içine kâra geçiyorsunuz ama koyamıyorsanız ki çoğunuz muhtemelen koyamayacak. O yüzden fiziki altınları bankada muhafaza etmektense kendiniz muhafaza etmeniz daha iyi gibi bir senaryo çıkıyor zannediyorum ki ortaya. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Aslında başladı Mayıs ayı itibariyle. Trafik sigortası prim artışları aylık olarak hesaplanıyor. Hasar maliyet endeksine göre belirleniyor. Nasıl oluyor bu? Haziran ayında %3,5 oranında, yani 3,5 oranında bir artış söz konusuydu. Bu artışın Temmuz ayında da aynı oranla devam edilmesine karar verildi. Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu trafik sigortaları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Bu yeni düzenlemeye göre trafik sigortası fiyat artışları artık rastgele değil, belirli bir hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren bu yeni dönem Mayıs itibariyle başlamıştı. Bu tarihten sonra aylık trafik sigortası primi artışları hasar maliyet endeksine göre belirlendi. Neye bakıyor? Bir araç fiyat artış fiyatlarına bakacak. Onarım maliyetlerine bakacak, asgari ücrete bakacak, belki yanına enflasyon gibi bazı verileri koyacak. Sonra bunları Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı hatta verileri alacak. Bunların ortalamasını alıp trafik sigortasının her ay ne kadar artacağını hesaplayacak bir yöntem buldu. Buna trafik sigortası maliyet endeksi dendi. 1 Mayıs'tan itibaren uygulamaya başlandı. Haziran ayında prim artış oranı %3,5 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayı içinde yeni güncel oranlar da belli oldu. Trafik sigortasında prim artışları aylık olarak belirleniyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak artış oranı 3.5 olarak belirlendi. Peki trafik sigortasında iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark ne kadar oldu? Yani 24 milyon sürücü arasında 22 milyonu kaza yapmıyor iyi kullanıcı. Ama 1.2 milyon sürücü devamlı kaza yapıyor. 22 milyon sürücü sesini yükseltmeye başladı. Biz neden yüksek prim ediyoruz? İyi kullanan sürücü diyelim 5 yıl ve üstü hiç hasar yapmadınız, %50'ye kadar indirim alabiliyorsunuz. Yani kötü sürücüyle iyi sürücü arasında dönüp baktığımızda neredeyse 6-7 kata varan bir prim farkı var. Ortalama bir hususi araç için ne kadar ödeniyor? Özellikle son zamanlarda kasko fiyatlarında bir düşüş söz konusuydu. Kasko yaptırmak için en ideal ayın da Haziran ayı olduğu söyleniyor. Ama niye Haziran ayı çok ideal bir kasko yapmayı? Temmuz ayı, yani yılın ikinci yarısından sonra araç fiyatlarında bir artış beklentisi var. Bu Temmuz'dan sonra ciddi anlamda yükselecektir. Minimum Temmuz ayında %25 ile başlayan yıl sonuna kadar %50, %100'e kadar beklenen bir kasko primi artışı olabilir. Poliçe yaptırmayanlar Haziran ayında mutlaka sigorta poliçesi, kasko yaptırsınlar. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle İstanbul'da böyle bir tablo var. Uzmanlar şu ifadeyi de kullanıyorlar. Son yılların en sıcak Haziran ayını yaşıyor İstanbul. Daha Haziran'ın ortasına gelmedik ama megakent bugün 35 dereceyi gördü bile. 40'lar 45'ler konuşuluyor. Hepimiz tedirginiz. Böyle mi devam edecek? Ne olacak? Şimdi kurban geliyor. Kurban bayramında nasıl bir hava hakim olacak? TV muhabiri İnce Erdoğan karşımızda şu anda. İstanbul'da akşam gün batmaya yakın artık şu dakikalarda hava biraz daha serinlemiştir. Ama gün boyu tahammül edilir cinsten değildi hakikaten. Şimdi İnci bize sokaktan izlenimleri, son durumu bir aktarsın. Oldukça da güzel bir noktada sahil kenarında. İnci, seni dinleyelim. Evet Osman Kenan Çapoğlu, söylediğin gibi sahil kenarındayız. Şu an için İstanbullular rahat bir nefes alıyorlar ama bugün için İstanbullular için oldukça zor bir günde aslında. 35 derecelerin üzerini gördük. Peki neden? Aslında şunu söyleyelim, meteorolojiden gelen son verilere göre İstanbul bugün itibariyle Afrika ve Basra merkezli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi ve tahminlere göre bu hafta boyunca sıcaklıkların 35 derecelerin üzerinde olması bekleniyor ve bu bunaltıcı hava maalesef ki hafta boyunca sürecek. Yarın hava 32 derece olacak. Çarşamba ve Perşembe günü 34 derece olması tahmin ediliyor. Ancak yer yer 35 derecenin de üzerine çıkacağını aktaralım. Peki ne kadar sürecek bu sıcaklıklar? Dediğimiz gibi hafta sonuna kadar sıcaklıkların 35 derecelerin üzerinde olması bekleniyor diyelim. İstanbul'da sıcaklıklar, şunu aktaralım, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Yarın sıcaklıklar için aslında kritik bir gün olduğunu tekrar aktaralım. Hangi bölgelerde, onu da hemen söyleyelim. Yarın için hızlı bir sıcaklık artışı olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Bu saydığımız bölgelerin dışındaysa mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olduğunu söyleyelim. Peki bu hafta boyunca bu bunaltıcı sıcaklıklar etkili olacak dedik. Zaten şu an İstanbul'da, hemen kısa bir gösterelim etrafı, sonra tekrar dönelim. Bugün boyunca artık İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yayınlar yaptık, haberler yaptık. Gördük ki sıcak havaya maruz kalan İstanbullular kendilerini sahil kesimlere, parklara attılar. Peki bu bunaltıcı hava ne kadar devam edecek? Onu da aktaralım. Hafta sonuna kadar devam edecek. Artık hafta sonundan sonra rahat bir nefes alacağız. Çünkü tekrar yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bunu da aktaralım sizlere. Yağışlar batı bölgelerinde başlayacak ve mevsim normalleriyle birlikte mevsim normallerinin seviyesine inecek sıcaklıklarda. Özellikle şunu da aktaralım, hafta sonuna kadar bu bunaltıcı hava etkili olacak. Onun için de özellikle saat 11 ve 16 saatleri arasında bu sıcaklığın en etkili olduğu saatlerde hamilelerin, yaşlıların, çocukların ve hastaların dışarıya mümkün olduğunca çıkmaması gerektiğini de aktaralım. Diğer bir açıdan da önemli bir uyarımız var. Sıcak hava ve kuru hava orman yangınları için önemli bir risk taşıyor. İşte bu nedenden dolayı da bu hafta boyunca ormanlık alanlarda, parklarda, yeşillik alanlarda yanıcı maddelerle dolaşmamaya da özen gösterelim. İstanbullular için sabırlı olmalarını diliyoruz. En azından hafta sonuna kadar 35 derecelerin üzerini göreceğiz. Ama hafta sonundan itibaren yurdun az önce saydığımız bölgeleri artık yağışlı havanın etkisi altına girecek diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet, İnci son durumu aktardı. İstanbul'da sahillerde akşam saati olmasına rağmen sahil kenarında hareketlilik hakim. Sıcaklıkların artmasından endişe ediyoruz hepimiz. Keza bayram sonrasında da Haziran ayında oldukça ağır bir tabloyla karşı karşıya kalınacak gibi. Tekrar biz de buradan uyarıyı yinelemiş olalım. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hastalar özellikle öğle saatlerinde bu 11 ile 3 arası, 11 ile 4 arası sokağa çıkmamaya dikkat etmeleri lazım. Özen göstermeleri lazım. Tabii sıcaklık aslında yazın gelişinde gösteriyor. Bu işin iyi tarafı ve korunabileceğimiz tarafı, korunamayacağımız ve olumsuz olan yanları var mı? Var. İstanbul'da denize girenlere kötü bir haber var. Sağlık Bakanlığı İstanbul'da plajların temizlik durumlarını inceledi. Eskiden mavi bayraklar konuşulurdu, özellikle bu Marmara'da, ama onlardan eser yok. İstanbul kıyılarının neredeyse tamamı alarm seviyesinde, yani pis, yani denize girilemez. Girerseniz hasta olursunuz. Adalar ve Şile dışında denize girmeyin. Kirli olduğunu bilmiyorduk ama suya girince anladık hepsini. Kirli olduğunu biliyor muydun? Bilmiyorduk yani, hiçbir tablada yazmıyor yani, hiç yani bilmiyorduk yani açıkçası. Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Deniz sezonu da açıldı. Ancak İstanbul'da denize girerken bir kez daha düşünmek gerekiyor. Tüm İstanbul kıyılarının kirli olduğunu yaptıkları raporlarda belgelediler. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Tabelada öyle yazıyor ancak kimse bu yazıyı umursamıyor. Sağlık Bakanlığı İstanbul'daki plajların temizlik durumunu inceledi. Birçoğunun kırmızı alarm seviyesinde olduğu ortaya çıktı. İşte o plajlardan bir tanesindeyiz. Yoğun olarak çocukların burada denize girdiği görülüyor. Analize göre Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüp Sultan'daki çift alan plajları kırmızı alarm veriyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajlarınınsa temiz su olarak yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bak, burada 1000 kişi var. Bu insanlar buraya denize girdiklerinde, özellikle çocuk bunlar dikkat ederseniz, yarın hastanelere koşacaklar. Çünkü bu koli basilinin yoğun olduğu bir denizi görüyoruz burada. Bu insanlar bu kirliliği görmüyorlar mı? Efendim, görmez olurlar mı? Bakın görüyorsunuz hemen yanı başınızda. Hepsi çocuk. Sadece Marmara değil, Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısındaki Kısırkaya ve çift alan plajlarının da kirli olduğu ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi deniz mavi değil, sapsarı ve çok kirli. Şimdi İstanbul'da sadece Adalar ve Şile civarının temiz olduğu ifade edildi. Yolun bir kenarı dere, bir kenarı plaj. Derenin denizle birleştiği noktada, işte o kirli alanda birçok vatandaş denize giriyor. Girdim 5 dakika, ben 3 dakika. Kafamı sokmadan yıkandım. Şimdi çıktım. Hemen duşumu alıyorum. Bir şey olmuyor, inşallah olmaz. Allah koruyor. İnşallah olmaz. Belediye nerede? Belediye denetim yapması lazım. Bodrum'da da yaz sezonu başladı. Çok ünlü plajlar kapılarını açtılar. Her zamanki tablo aslında yine oralarda var. Oldukça kalabalık, yoğun. Sadece güneş yakmıyor ama artık vatandaşları. Gerçi her sene benzer tablo var ama yine kalabalık. Giden gidiyor. Nasıl oluyor bilemiyoruz. Hatta dünyada bugün sosyal medyada bir adisyon paylaşılmış. Rakamı telaffuz etmek bile zor. Özel plajlara giriş 3000 liraya kadar çıkabiliyor. Lahmacun yine çok konuşulacak. Zirvede fiyatı 1000 lirayı buluyor. 3000 liraya da biçler var şu anda. 500 liraya da aynı şekilde biçler var. Bu 3000 lira biç dediğimiz nedir tabii ki? Dediğimiz gibi tamamen konumu ve yeri ve marka değeriyle alakalı. Plajlara giriş ücreti 3000 lira. Lahmacunsa 1000 liraya kadar çıkıyor. Bodrum'da plaj keyfi yapmanın bedeli ağır. Bodrum'da her kesime, herkese hitap ediyor. Hep dediğimiz gibi şu anda kişi başı 1.000 lirada bulabilirsiniz, 1.000 euroya da tatili halen bulabilirsiniz ve otellerimizde şu anda halen odalarımızda mevcut. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonu başladı. Özel plaj işletmeleri de kapılarını açtı. Yarımada genelinde halk plajları ücretsiz hizmet verirken özel plajlara giriş fiyatları oldukça yüksek. Bazı tesisler, beachler bir limit koyuyor. Diyor ki zorunlu 2000 lira yeme içme olarak belirliyor. Bazı beachler var tamamen giriş ücreti olarak, yani diyor ki burada bulunmanın bedeli 3000 lira ya da buranın bedeli 1000 lira diye. Burada ne veriyor peki içeride? Özel plajlara giriş fiyatları 500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor. Arz talep dengesine göre işletmeler tercih edilirken loca fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. O fiyat 10.000 liraya kadar çıkabiliyor. Hamburgerde rakamlar olarak genel anlamda bu gramaja da değişken olabiliyor. Yani bir gramaj hamburger 180 gram da olabiliyor, 350 gram da olabiliyor. İşte o gramaja göre fiyat 450 liradan başlayıp 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Lahmacunsa 100 ila 1000 lira arasında değişiyor. Şimdi dünyada kıyıda köşede kalmış, oldukça çarpıcı, dikkat çekici haberlerden, olaylardan derlediğimiz dünyanın görüntüsü gelecek ekrana. Koca gölü paylaşamadılar. Kalkışa hazırlanan deniz uçağının karşısına tekne çıktı. Çarpışma kaçınılmaz oldu. Uçaktakiler zarar görmedi ancak teknedeki yolcular yaralandı. Tarihi lokomotif yine bir kazaya neden oldu. Selfie çekmek isteyen kadın raylara çok yaklaştı ama yine de şanslıydı. Olan sadece telefonuna oldu. Minik yaramaz bir anda annesinin elinden kurtuldu, yola fırladı. Genç kadın arkasından koştu ama ne kendini ne de bebeğini kurtaramadı. Hemen yardımına koştu. İkisi de çok korkmuştu ama ufak tefek sıyrıklarla atlattılar. Talihsiz işçi kamyon tekerleğini şişirmeye çalışıyordu, kendini bir anda havada buldu. Çevredekiler ilk şok atlattıktan sonra yardımına koştu. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kamyon bisiklet yüzünden geçemedi. Korna çalıp çektirdi. Ancak yamalı yol tonlarca ağırlığı kaldıramadı. Şoför geçtiğine geçeceğine pişman oldu. Ama yapacak bir şey kalmamıştı. Acemi sürücü ATV ile hava atmak istedi. Ama onun yerine karşıdan gelen ATV'ye kafa attı. Kameralara an be an yansıyan kazada sürücü ağır yaralandı. Bu ikili de sirkte yapmaları gereken gösteriyi asfaltta sergiledi. Ama akrobat değillerdi. Ayaktaki genç dengesini kaybetti, yere düştü. Arkası dönük olarak oturanın hiç şansı kalmadı. Yine de bu anları hafif yaralarla atlattılar. Motor sürücüsü yola bakacağına kameraya bakıyordu. Bir anda çıkan otomobili görmedi. Şovun sonu kötü bitti. Barut dolu kovayı kum kovası sandı, sigarasını en olmayacak yerde söndürdü. Kendisiyle birlikte 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Top havuzunda önce bebekler kavga etti, ardından da anneleri birbirine girdi. İki kadın adeta kafes dövüşçüsü gibi mücadele etti. Diğer anneler bebeklerini top havuzundan kaçırdı. O anları korku dolu gözlerle takip etti. İkiliyi görevliler zor ayırdı. Genç kadın sallanan otobüste ayakta gidiyordu. Koltuğa tutunmaya çalıştı ama tutunamadı. Akıl almaz bir şekilde açık kapıdan düştü. Yol kenarındaki bir araca çarptı. feci şekilde yaralandı. Planörcü havada manzaranın tadını çıkarıyordu. Ama kendisini kanatlara tutturan tek bağlantı bir anda koptu. Genç adamın hayatı kollarının kuvvetine bağlandı. Son anda bara tutunan genç acil olarak inişe geçti, plaja yöneldi. Ancak çok hızlıydı. Yaralansa da sağ olarak kurtuldu. Genç adam iş güvenliğini umursamadı, ruloların arasına girdi. Kaza adeta geliyorum dedi. Bobinleri sarmaya çalışırken önce elini kaptırdı, ardından da kendini. Silindirlerin arasından geçen genç ağır yaralandı. İki hırsız camı kırdı, eczaneye girdi. Yük de hafif, pahada ağır ne varsa toplamaya başladı. Alarmı da umursamadı. Ancak şansları yaver gitmedi. Gittikleri gibi çıkamadılar. Çünkü alarmı bölgedeki sivil polisler duydu. İkisi de suçüstü yakalandı. Aslında hiçbir kabahatleri yoktu ama dev dalga bir anda vurdu, motorcular tutunamadı. Hepsi kendini yolun ortasında buldu. Neyse ki kimse yaralanmadı. Sürücü kaputtan gelen sesler üstüne sağa çekti. Ancak motorda arıza değil, tilki vardı. Gözlerine inanamayan sürücü ekiplere haber verdi. Sağ salim çıkarılan hayvan doğaya salındı. Otomobil piyasası durdu dedik, ikinci elde yaprak kıpırdamıyor dedik. Fakat motosiklet satışlarında bambaşka bir tablo var. Rekor kırmaya devam ediyor motosiklet satışları. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Fakat satışlarda dikkat çeken bir usulsüzlük var. Vergiden muaf olan, motor hacmi düşük olan motosikletlere ek parçalar takılıyor. Böylelikle o motorların hacimleri de büyütülmüş oluyor. Bir hız makinesine dönüşebiliyorlar yani o motorlar. 4 bakanlık bu konuyla ilgili devreye girdi. Vergi kaçakları için inceleme başladı. Performansı düşük kalan motosikletlerin silindir parçasını değiştirerek performansını arttırılabiliyor. Bu yasal mıdır? Değildir. Vergisiz ithalatı için tercih edilen modellerde motor hacmi yükseltiliyor. Silindir hacmi 50 cc'nin altındaki motorlar maliyenin radarında. Türkiye'de 50 cc motosikletler 45 km hızla sınırlandırılmıştır. Bu sınırı aşmak için kullanıcılar bu modifikasyonu talep ediyor. Türkiye'de her geçen yıl motosiklet sayısı da kullanıcısı da artıyor. Kullanıcılarsa vergiden muaf olan motor hacmi 50 cc'nin altındaki motorları tercih ediyor. Ancak bu noktada bakanlık devreye girmiş durumda. Vergi kaçağını önlemek için çalışmalar başladı. Türkiye standartlarına göre 50 cc motosiklet kullanıcılarının bazı muafları var. Bunlar öncelikle otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor. Artı 45 kilometre hızı geçmediği için ve 100 cc'nin altında olduğu için vergi muafiyeti var. Genelde kullanıcılar bunu alıp 50 cc motor alıp performansını arttırıp sonrasında bu modifikasyonlarla bunları delmiş oluyor. Motor hacmi 50 cc altındaki motorlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmıyor. O motosikletler için zorunlu trafik sigortası zorunluluğu da bulunmuyor. Yasa dışı olarak motor hacmi yükseltilen motosikletler için 4 bakanlık devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışma başlattı. Motor hacmi 50 cc'nin altındaki motosikletler ek parça eklenerek motor hacimleri büyütülüyor. Peki bu durum tehlikeli mi? 50 cc üretilmiş bir motosiklet Ona göre fren sistemi, ona göre debriyaj aktarım sistemine sahiptir ve tabii ki malzeme kalitesine, malzeme dayanımına sahiptir. Eğer siz bunun performansını arttırırsanız, örnek veriyorum, bir kaza anında daha fazla hızla çarpacağınız için daha fazla zarar alacaksınız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tabii alışveriş telaşı da başladı. İstanbul'un gözde alışveriş noktalarından olan Eminönü'nde hareketlilik var. Her bayram olduğu gibi. Hem uygun olanı hem de kalitelisini almak isteyenler Eminönü'nü karış karış dolaşıyorlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşı bayram telaşı sardı. Neler yapacaksınız bayramda? Kurban keseceğiz. Köye gideceğim, memlekete gideceğim. Kurban keseceğiz. Ondan sonra eş dost ziyaretleri, buralardayız. İstanbulluların tercihi bayram alışverişinin geleneksel mekanı olan Eminönü oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok vatandaşı da alışveriş telaşı sardı. Öyle ki İstanbul'un vazgeçilmez alışveriş noktalarından biri olan Eminönü'nde bayram alışverişi telaşı da hızlandı. Tatlı, lokum, kuru yemiş ve çikolatalar bayrama özel hazırlandı. Bayramda birçok kişi ise onu ziyaret edenlere baklava ikramında bulunacak. Baklava fiyatları ise Eminönü'nde şu şekilde. Cevizli baklavalarda fiyatlar 520 liradan başlıyor. Fıstıklılarda ise fiyat 1000 liraya kadar çıkıyor. Alışveriş telaşı başladı mı bayram için? Ya bayram için başladı. Şimdi bugün o yüzden geldi geçimin izinli gününde. İkramlıklar mı alacaksınız? Neler almayı planlıyorsunuz? Kalacağız. Bayramdan önce baklavamızı, sarmamızı, her şeyimizi hazırlayacağız inşallah. Şeker verilir, kahveler, çaylar. Bayramda misafirlerine çerez ikram etmek isteyenler içinse fiyatlar şöyle. Karışık çerezlerde fiyatlar 450 lirayla 550 lira arasında değişiyor. Fındığın fiyatı ise 550 lira. Antep fıstığında ise fiyatlar 680 lira. Vatandaşlar tezgah tezgah gezdi, eksiklerini tamamladı. Kimi tezgahlarda ise sıralar oluştu. İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı. Bahçeli evlerde kurulan hayvan pazarında hareketlilik vardı. Pazarda 5000 kurbanlık var. Küçükbaş hayvanların fiyatına baktığımızda 8000 liradan başlıyor, 30.000 liraya kadar çıkıyor. Büyükbaşta rakamlar aldı başını gitti. 110.000 ila 250.000 lira arasında. Hayvanlar seçiliyor, pazarlıklar yapılıyor. Efendim siz de kurbanlık bakmaya mı geldiniz? Evet. Ne almaya geldiniz? Dana alacağım. 600 kilo hayvana 150 falan diyor. Şuradaki düveyi seçtik biz. Kaç kiloymuş? Vallahi söylediğine göre 300 kilo. Bir yanda kurbanlıklar, diğer yanda da kurban almaya gelen vatandaşlar. İstanbul Bahçeli Evler Çobançeşme'deki kurban pazarı da oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Allah kabul etsin, hayırlı uğurlu olsun. Kimi besi sahibi ise oldukça şanslıydı. Kurbanların neredeyse hepsi satılmıştı. Gümüşhane'den geldik, 88 tane hayvan getirdik. Yaklaşık 86 tanesini sattık. Kurbanlıkların fiyatı hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Kurban pazarlarındaki sıkı pazarlıkla tam gaz devam ediyor. Küçükbaş hayvanlarda fiyatlar 8 ile 20 arası değişiyor. Düvelerde özellikle fiyatlar %140 arası. Tosunlarda da 150 ile 250 arası da değişiyor rakamlar. Ben 130 diyorum. Ya 130'a verilir mi bu dana? Peçe arasına 160 lira abi. 90.000 istedim. 300-320 kilo canlı ağırlığında olan bir hayvanımız. Ben 70.000 lira veriyorum. Abi 70 kısadan vurdum. O 70 olacak gibi bir şey değil. 85 olsun. 75'e bunu bitirin. Hadi arkadaşın dediğin. Sen 75'e bunu bitirin. Allah'ın etsin. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Fiyatta uzlaşmaya varılsa da besi sahipleri kalan kurbanlar için dikkat edilmesi gerekenlerin altını çiziyor. Hayvanın sağlığı çok önemli. Sağlıklı olması lazım. Bir de kurban vasfı taşıması lazım. Şu önde gördüğünüz büyük dişlerin ikisi büyük olması, yani bizim baş parmağımız gibi olması lazım. Bu hayvan yaklaşık 26-27 aylık. Kulağında küpesinin olması da önemli mi? Sonuçta kulağında küpesinin olması önemli. Haysak diye bir program var. O programdan hayvanın ne zaman doğduğunu, hangi aşıları yapıldığını görüyorlar zaten. Firarlar da başladı tabii Kurban Bayramı gelince, daha şimdiden. 5 dana Kurban Bayramı öncesinde toplu firar etti. Sahipleri onları kapattığını zannetti ama onlar bir yolunu bulup ahırdan kaçtılar gittiler. Firari danalar caddeye kadar çıktı, trafiği de birbirine kattı. Bir yerden kaçmış gelmişler herhalde. Yerlerinde duramadılar, firar etmenin yolunu buldular. Trafiği de birbirine kattılar. Çekişene kenara. Yol bu sayma. Burası Bursa. Sahibi onları ahıra kapatmıştı. Ama 5 dana Kurban Bayramı öncesinde kaçmayı başardı. Firari danalar bir süre dolaştı, sonra da yolun ortasına indiler. Sürücüler onları görünce şaşkına döndü. Danalar trafiği birbirine kattı. Çekilmeye de niyetleri yoktu. Sürücüler kornalara asıldı. Firari danaların umrunda bile değildi. Bir süre cadde üzerinde ilerlediler. Daha sonra yol kenarında yeşil alana kaçıp dinlendiler. O danalar sahiplerinin gelmesiyle tekrardan ahırlarına döndüler. İstanbul Kadıköy'de siren çalan ambulansın önünü kesen iki maganda içinde hasta olduğuna inanmıyoruz dedi. Benzeri durumlar daha önce çok kez yaşandı. Ambulansların önü kesiliyor. İçerisinde hasta var mı yok mu aç ambulansı diyorlar ambulans şoförüne. Hastayı görmek istediler yine. Ambulans şoförü o zorbalara hastayı göstermek zorunda kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o görüntülere tepki gösterdi. Bu iki şahıs da insanlık göremeyeceksiniz, yasa peşlerinde dedi. Tamam gel hadi gel. Ambulansın önünü kestiler, hasta kontrolü yaptılar. İstanbul'da güpegündüz eşkıyalık böyle görüntülendi. Var değil mi? Bostancı yan yolda yaşanan olayda motosikletli iki kişi belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünü kesti. Siren çalan ambulans şoförüyle tartıştı. Tamam, hadi. Magandalar ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz diyerek ambulans içindeki hastayı görmek istedi. Tamam gel hadi gel. Var mı yok çek kardeşim gel. Bak. Yan kapıyı açan ambulans şoförü hastayı magandalara göstermek zorunda kaldı. Var mı yok? Var kardeşim ben şimdi bakıyorum. Var değil mi? İkna olan iki maganda olay yerinden ayrıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünün MT, arkasında oturanınsa EB olduğunu tespit etti. EB isimli şüpheli yakalanırken sürücü MT'nin yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. 34 BKS 440. Aynen. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu görüntülere tepki gösterdi. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin. Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde. Var mı yok? Tamam gel hadi. Gel. Var mı yok? Baykar Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Bayraktar sosyal medyada adı ve görüntüsü kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Halka açık bir şirket değil Baykar dedi. Hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerde de bulunmamaktadır diye ekledi. Baykar'ın resmi platformu yapay zeka ile Selçuk Bayraktar taklit edildi. Baykar'ın resmi platformu çalışmalarına eğer finansal olarak kaygısız bir hayata başlamak istiyorsanız sizi bekliyoruz. Bu sahte görüntüler üzerine Selçuk Bayraktar vatandaşları uyardı. Bunun altındaki bağlantıdan kaydolun. Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yapay zeka yardımıyla ses ve görüntüsü kullanılarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi denendi. Artık güzel ülkemizin herhangi bir vatandaşı kendisine iyi bir yaşam sağlayabilir. Videonun altındaki bağlantıdan kaydolun ve bir uzmanın aramasını bekleyin. Sahte görüntülerde bir programa katılan Selçuk Bayraktar'ın yatırım tavsiyesi verdiği görülüyor. Yatırım projemize daha fazla insanın katılabilmesi için minimum yatırım tutarını... Görüntüler üzerine Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zeka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bayraktar bu dolandırıcılık girişimine yönelik hukuki süreç başlattıklarını ifade etti. Halka açık bir şirket olmayan Baykar hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerde bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemli rica ederim. İletişime geçmek için sadece ücretsiz başvuru formu... İstanbul Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi büyüdü. Taraflardan biri silaha sarıldı, esnafı bacağından vurdu. Sonra dakikalarca bekledi. O anlara tanık olan bir kişi saldırganın üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. İşte film senaryosunu aratmayan o anlar. Silahlı saldırgana aldırmadı, üzerine atladı, etkisiz hale getirdi. Olay İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı dükkanı işleten Zeya'nın iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişi geldi. İkili arasında tartışma büyüdü. Tartışma sırasında şahıs silahıyla Zeya'yı bacaklarından vurdu, başında bekledi. Saldırgan ikna edilmeye çalışıldı. O sırada başka bir esnaf saldırganın üzerine atlayarak durdurmaya çalıştı. Mahallelinin de mücadelesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeya ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da dün gece kundak kabusu vardı. Kundakçılar park halindeki 8 aracı yaktı. Yangın bir iş yerine de sıçradı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için adeta zamanla yarıştı. Arabalar patladı herhalde. İş yeri ve otomobiller kundaklandı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. Şu an yangın daha da çoğalmaya başladı. Sesleri duyuyorsunuz, arabalar patlıyor herhalde. Yürekleri ağza getiren yangın olayının adresi İstanbul Esenyurt. Bir şüpheli park halindeki araçların arkasına geçti. Sonra araçları ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü, mahalleyi sardı. Birisinin yardım edin yangın var dediğini duyduk. Yataklardan fırladık geldik. Yangını görenler sokağa döküldü. Dört bir koldan söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangın giderek büyüdü. Vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Biz söndürmeye çalıştık, su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstümüze sıçramaya başladı. Önce araçlarımız yandı, sonra depomuz yandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraş sonucu söndürdü. Yangın sırasında bir iş yeriyle iş yerinin içinde ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Japonya'da lüks bir bina için yıkım kararı çıktı. O binanın yıkım gerekçesi ise Fuji Dağı'nın silüetini bozması. Japonya'daki bu doğa hassasiyetinin ardından İstanbul'un silüeti yeniden tabii tartışılır hale geldi birçok noktada. Çünkü o yükselen gökdelenler İstanbul'un görselinin silüetini bozuyor. TV100 ekibi de Boğaz'ın silüetini bozan binalar yıkılmalı mı? Yoksa nasıl bir çözüm üretilebilir, ne yapmak lazım diye sordu İstanbullulara. Boğaz'ın silüetini, yani bu eşsiz manzarasını bozan binalar var mı? Şuradaki uzun binalar mesela çok gereksiz olmuş. Doğal güzelliği bozuluyor. Hiç yani yeşillik alan yok yani o kadar fazla. Yeşillikten çok gereksiz yapılan, hani doğal güzelliği bozan fazladan binalar var. Japonya'da Fuji Dağı, meşhur Fuji Dağı'nın manzarası bozuluyor diye bir binanın yıkılmasına karar verilmiş. Bu doğa hassasiyetini biz Türkiye'de göremez miyiz? Göremiyoruz maalesef, çünkü plazalar dikilmiş. Firma yeterince hassasiyet göstermedik diyerek özür diledi. Bir dairesi 450 bin dolarlık bina. Bina için yıkım kararı çıktı. Gerekçe ise Tokyo silüetinin bozulması. Bayağı gelişmemiz lazım. Hala o seviyede değiliz maalesef. Ama inşallah umutlarımız yüksek. Bir yanda tarihi yarımada Kız Kulesi ve Boğaz'ın eşsiz manzarası, hemen arkalarında ise devasa platalar. Boğaz'da silüetin bozulup bozulmadığı yıllardır tartışma konusuydu. O tartışmaları ateşleyecek bir karar Uzak Doğu'dan geldi. Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki bir binanın yıkımına karar verildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kunitachi bölgesinde yapımı tamamlanan bir bina için yıkım kararı çıktı. Karara lüks binanın Fuji Dağı manzarası ve silüetini bozması gerekçe gösterildi. İnşaat firması manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık diyerek bir özür metni yayımladı. İstanbul'un Boğaz manzarası içinde silüet tartışmaları yeniden gündem oldu. Caminin arkasına bulunan o kocaman bina çok yapmacık duruyor. Yani güzel doğallığı bozuyor bence. Sonuçta insanlar doğayı özleyen insanlarız. Yani şehir sesliliğinden, kalabalıktan kaçan insanlarız. Ve bu şekilde bu manzara gözümüzü alıyor. Ana haberi bu akşamlıkta burada noktaladık. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.